Öncelikle röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Kendinize bahsedebilirsiniz. Mahmut Eraslan ben. 1968 Konya doğumluyum. Evveliyatımızda gazetecilik var. Ağırlıklı olarak radyo, televizyon, dergiler üzerinde çalışmaları yaptık. Ve 2008'den bu yana da İHH'dayım. Şu an yardım organizasyonlarıyla ilgiliyiz. Ara ara böyle yerel basında yazı çizgi, röportajlar, programlara katılıyoruz özetle. Aslında sadece Türkiye değil, dünya kamuoyu İHH'nın tavrını, tarzını, yaklaşımını biliyor. Ve Mavi Marmara gemisiyle birlikte aslında dünya daha iyi tanıdı, daha iyi anladı bizi. Bizim Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs konusunda İHH olarak tavrımız, tarzımız ortadadır. Mescid-i Aksa bizim için önemlidir, kıblemizdir. Filistin gasp edilmiş topraklardır ve İsrail terör devleti orada işgal yapmıştır. Biz buna inanıyoruz ve biz kurumsal anlamda sadece Filistin ya da belli bir coğrafya bölgede değil, aynı hassasiyetlerle orada barışın hakim olması için her türlü çalışmayı, çabayı ortaya koyuyoruz. Ve biz gerekli orada insani yardımı yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu an yaşanan son olayları da göz önünde tuttuğumuzda tabii ki İsrail şu an bir terör estiriyor. Yeni haberlere baktığımızda artık Gazze'nin etrafı çevrilmiş durumda. Yiyecek, içecek hiçbir şey koyulmayacak. Biz buna duyarsız kalamayız. Dolayısıyla Mavi Marmara da zaten aynı mantık, aynı mantaliteyle yola çıktı. İyilik hareketiydi. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın çeşitli yerlerinden katılımcılar, aktivistlerle birlikte biz oraya insani yardım ulaştırmıştık ve duruşumuz, tavrımız aynı yöndedir. Ya bizim İHH olarak 123 ülkede faaliyetimiz var. Bunlardan bir tanesi de Filistin'dir. Özellikle Gazze'dir. Az önce de ifade ettim. Bununla ilgili biz Mavi Marmara'yla dünya kamuoyunun gözü önünde o insani yardımı ulaştırmaya çalıştık. Fakat orada evet çalışmalarımız var, yetim çalışmalarımız var. Periyodik oraya yardımlarımız ulaştırılıyor. Ya çözüm aslında çok kolay, belli. Bunu dünya yönetenler de çok iyi biliyor. İsrail de çok iyi biliyor. Ama bir çözüm düşüncesi olan yok, özellikle Batı'da. Maalesef Arap ülkelerine baktığımızda orada da aynı noktada bir çaba görmüyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir istek, arzunun, iyi niyetin olması lazım ki barış olsun, bu sorun çözülsün. Sorunun çözümü noktasında böyle kimsenin bir kaygısı, derdi yok gördüğümüz kadarıyla. Batı zaten üç maymun oynuyor. Neden? Bakın şu an yaşanan son olaylarda hemen ilk yaşanmış değil. Oradan baktığımız zaman yeterli olmaz. Geriye doğru gidelim. 1948'lerden başlayalım. Yani bugün dağdan gelmiş bağdakilerini kovmaya çalışıyor. Siyonist Yahudiler burada işgalci konumunda. Ve işin daha acı tarafı şu, bizim burada da ülkemizde de bu manipülasyonlar yapılıyor, algı oluşturulmaya çalışılıyor. Mesela diyorlar ki, ya işte Araplar ne oldu, topraklarını sattı. Bugün ne diyorlar? Terörist diyorlar. Yani şimdi direniyorlar suçlu, veriyorlar suçlu. Burada gerçekçi ve samimi olmak zorundayız. Her birimiz, hepimiz. Yani burada tabii biz bir sıradan vatandaş olarak çözüm bizde değil. Ülkeleri yöneten devlet adamlarında. Bu noktada işte Amerika mesela açıklamasını yaptı. Ne diyor? Tamamıyla İsrail'in arkasındayız. Bu çözüm müdür? Değildir. Bu cümleyi sarf etti, açıklamayı yaptıktan sonra birden şimdi İsrail bir açıklama daha yaptı. Tam artık ambargo var. Bütün kapılar kapatılıyor. Ne elektrik, ne akaryakıt, ne yiyecek, ne tıbbi, ne başka hiçbir malzeme gitmeyecek. Hani dün, bugün değil, bugün bu açıklama. Dün ne deniyordu? Birkaç tane işte
sivile saldırı olduğu yönünde açıklamalar vardı. Bugün 2 milyonun üzerinde bir Gazze'den bahsediyoruz ve burada bir abluka, tam kapanma, tam kapatma, tam bir ambargo ve vurulan binaların tamamı sivil. Nerede kaldı şimdi bu o zaman insan hakları, o işte sivilleri koruma refleksi? Dolayısıyla burada iyi niyet yok, çözüme yönelik bir şey yok. Çözüm bellidir. Amerika şımarık çocuğuna diyecek ki dur artık, yeter diyecek. Ve onunla birlikte Avrupa'nın yine diğer Batı ülkeleri de aynı şekilde, ama maalesef tam tersi, İsrail'in yanındayız diyor. Ve işin acı tarafı, aynı inancın mensubu olan ve Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'sı kendileri için de kutsal olan Arap ülkeleri üç maymun oynuyor onlarda. Görmezden duymazdan geliyor. Daha acısını söyleyeyim. Mısır. Yani bugün giriş kapısı İsrail kapatacak. Mısır açacak mı? Mısır açmayacak. Çünkü ben 2010 yılında Mısır'a, Mısır'dan geçiş yapmıştık. Gazze'ye gitti. Burada gördük yaptıklarını. Bize resmen terörist muamelesi çektiler. Halbuki biz insani yardım götürdük. Dolayısıyla onların kuklası konumunda Mısır. O yüzden çözüm bu aşamada görünmüyor. Önce iyi niyet, ondan sonra tarafların bir araya gelmesi arabulucularla, bu bir saatte de çözülebilir. Çözüm çok basit, ortada. Ama bunu istemiyorlar. Ne İsrail istiyor, ne Amerika istiyor, ne de onların müttefikleri istiyor. Şu aşamada çözümsüz. Ya tabii ki aslında bizim çağrımız insanlığa, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed'le birlikte aslında o çağrı yapılmış. Kur'an-ı Kerim ne der? Silme gelin, barışa gelin. Barış laflı olmuyor. Ya bizim kültürümüzde bir saldırı yok aslında. Hep savunma olmuş. Hep savunmak zorunda kalmışız. Ama artık şu mazlumları oynamayı ve gerçekten artık şu batının kuklası olmaktan bir kurtulmak lazım. Yani artık kendilerini İslam'a nispet eden ülkeler, onların yöneticileri, cemaatler vesaire, kimse bu işe ilgili. Bunların bir kere vahdet dediğimiz şeyi bir oluşturması gerekiyor. Ümmet bilincini bir kere gerçekten lafta değil, özde sözde, artık konuş bir yere kadar, özde artık bir araya gelmeleri gerekiyor. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı ne iş yapar? Onlara çağrımız var. Eğer gerçekten İslam'sa mesele, barışı ister. Oturulsun masada, gereken yapılsın. Bugün şunun çağrısını yapacağız, başta Mısır olmak üzere. Tabii ki kendi ülkemizin yöneticileri de belki de en iyi sınavı ülke olarak Türkiye veriyor duruşuyla. Ama sadece sözde yetmiyor. Bugün işte abluka altında kalan Filistin'e bugün insanlık ne diyecek? Bakın, akaryakıt giremeyecek, elektriği kestiler. Yani bugün tıbbi malzeme girmeyecek, bombalama devam ediyor. Bunların tedavileri nasıl olacak? Burada milyonları bulan bir Gazze'den bahsediyoruz. Yani bu insanlara kim sahip çıkacak? O yüzden bizim özellikle hani özellikle daha doğrusu Müslümanlara çağrımız, İslam alemine de dersek, evet, birlik, beraberlik artık hemen Amerika nasıl açıklama yapıyorsa, farklı ülkeler anında tavrını ortaya koyuyorsa, bunların da ortaya koyması lazım. Biz ilişkilerimizi gözden geçireceğiz demeleri lazım. Veya biz de şu yardımı yapıyoruz, insani yardım yapacağız, tıbbi yardım yapacağız demeleri lazım. Ve ben her zaman inandığım şeyi söylüyorum. Bunlar paranın ve silahın gücüne göre hareket ederler Batılılar. O halde boykot dediğimiz şeyi ben çok önemsiyorum. Yani İslam alemi bugün boykot uygulasa, onların ürünlerine bir kısmına boykot uygulasa ve İsrail'e sattıkları ürün, işbirliği, iş anlaşmalarını, askeri anlaşmaları Amerika ile birlikte gözden geçirseler, petrol ağları, şeyhleri bu noktada somut, net bir tavır ortaya koysalar, az önce sorduğumuz sorunun cevabı da aslında bulunmuş olur. Bu da bir çözümdür. O zaman masaya oturmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla onlar oturmuyorsa onları masaya çekecek hamleler yapmaları gerekiyor. Yani savaştan kimse mutlu değil. Kimse memnun değil. Nerede olursa olsun. Ya ben inanıyorum ki
gerçekten Siyonistleri bir kenara koyduğumuzda İsrail halkı da istemiyordur. Sıradan vatandaşlar neden kavga istesin? O yüzden bizim çağrımız lafta kalan bir barış değil. Gerçekten masanın etrafında oturulup anlaşmaların yapıldığı bir barış. Ve biz şunu da iddia ediyoruz. Onlar istediği kadar kabul etmesin. Kudüs, Filistin'in başkentidir. İsrail'de bir terör devletidir. Bu konuda şahsi düşüncen nettir. Bakış açımız budur. Daha somut ve net konuşmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak da tavrımızı net ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum.